Makine dinamiği, statik kuvvet analizi, sanal işler prensibi, üçüncü örnek. Şekilde görüldüğü üzere 5 numaralı uzun üzerine etki eden 100 Newton'luk kuvvetin etkisi altında verilen mekanizmayı dengede tutabilmek için 2 numaralı uzun üzerine uygulanması gereken torkun yönünü ve şiddetini bulunuz. Problemi sanal işler, diğer bir deyişle virtüel işler prensibi olarak çözünüz. Mekanizmanın boyutları verilmiş, açıları verilmiş. Sizler de bu mekanizmayı yeniden oluşturabilirsiniz. Genel denkleminizi kendi probleminiz için özelleştireceksiniz. 2 numaralı uzun üzerinde bir tork var ve 5 numaralı uzun üzerinde bir kuvvet var. 2 numaralı uzvun sanal yer değiştirmesini belirlemeniz gerekecek ya da sanal hızını belirlemeniz gerekecek. G noktasının sanal yer değiştirmesini ya da G noktasının sanal hızını belirlemeniz gerekecek bu problemi çözmek için. Kendi probleminiz için yazdığınız zaman tork 2 var. Bunu vektör olarak yazacaksınız. Ve bu 2 numaralı uzvun sanal yer değiştirmesini yine vektör olarak yazacaksınız. G noktasının yer değiştirmesini yine vektör olarak yazacaksınız. Ve F kuvvetini, G'deki F kuvvetini de yine vektör olarak yazacaksınız. Bunun için tabii ki koordinat eksenlerinizi tanımlamanızda fayda var. Daha sonra da verilenleri yazabilirsiniz. Eksi tork 2 çarpı K. Neden? Çünkü torku bu şekilde seçmişsiniz. Saatin dönüş yönünde seçmişsiniz. O zaman eksi olacak demektir. F kuvveti zaten verilmiş. Eksi Y yönünde. Dolayısıyla eksi J olarak yazdınız. Daha sonrasında yapmanız gereken nedir? Yapmanız gereken başta da söylediğimiz gibi 2 numaralı uzvun sanal açısal yer değiştirmesi ya da sanal açısal hızı, 5 numaralı uzvun G noktasının sanal yer değiştirmesi ya da sanal hızı olacak. Çizgisel sanal hızı olacak. Yer değiştirmeleri gösterirken ne yapıyorduk? Mekanizmanın bir uzvunu hareket ettiriyoruz. Diğerleri mafsalları bozmadan diğerleri de hareket ettiriliyordu. Böylelikle biz uzuvların yer değiştirmelerini bulabiliyorduk. Tabii ki buradaki bu açıyı çok küçük açı olarak kabul edin lütfen. Çünkü burada biz daha iyi görelim diye bu şekilde büyük açı çizdik. Bu durumda 2 numaralı uzvun açısal yönelimi, sanal yönelimi bu kadar olacak demektir. Ve yön olarak da burada gördüğünüz üzere yine saatin dönüş yönünde gerçekleşiyor. O yüzden eksi yaptık. Bu nokta ise şuradan buraya geliyor. Bu yer değiştirme vektörünü ne yapmak gerekiyor? Yazmak gerekiyor. Bunun için ne yapılabilir? Konum analizi yapmanız gerekiyor. Konum analizi yaparken de bu verilen mekanizma altı uzuvlu bir mekanizma olduğuna göre 5 tane değişkenimiz olacak. 2 numaralı uzvun açısal yönelimi, 3 numaralı uzvun açısal yönelimi, 4 numaralı uzvun açısal yönelimi, 5 numaralı uzvun açısal yönelimi ve 6 numaralı uzvun çizgisel değişimi. Bu durumda bizim kaç tane vektör devre kapalılık denklemi yazmamız gerekir? Euler çokgen denklemini kullanıyoruz. Euler çokgen denklemine göre mafsal sayısı eksi uzuv sayısı artı 1 size yazmanız gereken devre kapalılık denklem sayısını veriyordu. Burada mafsal sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Dolayısıyla 7 tane mafsalımız var. Uzuv sayısı 6 ve 2 tane devre kapalılık denklemi yazmanız gerekiyor. Bu verilen mekanizma için. Bu mekanizma çok kolay. Bir tane 4 çubuk mekanizması, bir tane Krank-Miyel mekanizması var. Dolayısıyla 4 çubuk mekanizması için şöyle bir vektör devre kapalılık denklemi yazabiliriz. AB vektörü artı BC vektörü eşittir AE vektörü artı EC vektörü. Şurası teta 1-2 açısı. Şu açı teta 1-3 açısı. Şu açıya da teta 1-4 açısı dedik. Bunun devre kapalılık denklemi bu olacak. Ve bu denklemin tabii ki skalar değerleri yazabiliriz. Öbür devremiz ise şöyle bir devre olacak. Yani ED vektörü artı DF vektörü eşittir EF vektörü. Burada EF vektörü S1-6'yı gösteriyor olacak. ED vektörünü şu açıya teta 1-4 cinsinden yazacağız. Çünkü şu açı teta 1-4 idi. Şu aradaki açı belli. Buna beta açısı diyecek olursanız teta 1-4 eksi beta açısı size şu açıyı verecek demek. DF'nin açısı ise teta 1-5. Şu açıdan bahsediyoruz demektir. Bunun da vektör devre kapalılık denklemini bu şekilde yazmak mümkün.
Bunların tabii skalar bileşenlerini yazabiliriz x ve y eksenler üzerinde. Gördüğünüz gibi 5 tane değişken var. Bu denklemlerde tabii ki biz rg vektörünü yazmalıyız. Yani burası için şu vektörü yazmalıyız. Bu vektörü yazacak olursak yine bir vektör devre kapalılık denklemi oluşturmamız lazım. Rg vektörü, ef vektörü artı fg vektörüne eşittir. Bu vektörün devre kapalılık denklemi de bu şekilde çıkacak. EF vektörü S1 6 y yönünde, bunu biliyoruz. FG vektörünü de teta 1 5 cinsinden yazabiliriz. Şu açıya teta 1 5 demiştik. Bu açıyı da kolaylıkla bulabiliriz. 180 derece eksi, daha doğrusu bu açıyı bulabiliriz. Teta 1 5 eksi 180 bize şu açıyı verecek demektir. Ve bu şekilde ifade etmek mümkün. Zaten vektör olarak yazmaya çalışacağımız için bunu, şimdi RG vektörünü bu şekilde yazdık. Bunun değişkenlere göre türevi bize sanal yer değiştirmeyi verecekti. Bunun değişkenlere göre türevini bulabiliyor olmak için tabii ki bunlardan sadeleştirme yapmanız gerekecek. Elbette bunları, bu denklemleri yapmak uzunca bir zaman alacak demektir. Dolayısıyla ben bu konuyu burada bırakıyorum. Bu problemi konum analiziyle yapmayacağım. Bu problemi ani dönme merkezlerini kullanarak çözeceğim. Az önce görmüş olduğunuz gibi bu yöntem oldukça uzun bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ani dönme merkezlerini nasıl kullanıyoruz? Tabii ki bu denklemlerimizi yeniden düzenliyorduk ve hızlar cinsinden yazıyorduk. Dolayısıyla bu denklemler iki tarafını eğer siz çok küçük bir zaman aralığına bölecek olursanız burası güç olacak demektir. Burası sanal hız olacak. Burası da sanal hız olacak. Burası sanal açısal hız. Burası da sanal çizgisel hız olacak. Demek ki ben bu noktanın 2 numaralı uzvun sanal açısal hızını ve bu noktanın çizgisel sanal hızını yazarsam bu denklem yine çözülebilecekmiş. O zaman ani dönme merkezlerini kullanmam daha kolay olacak. Bu şekilde düşünecek olursak, bu 2 numaralı uzvun yine bu şekilde açısal hızının olduğunu varsayarsak, o zaman tabii ki vektör olarak yazdığımızda bu vektör büyüklüğünü gösterecek, eksi k ise yönünü gösterecek. G noktasının hızını nasıl bulacağım? G noktasının hızını bulmak için ise yine ani dönme merkezine gideceğim. G noktasının ani dönme merkeziyle analizini yapıyorum. Şu noktanın hızını bulmak istiyorsam ani dönme merkezi 1.5'i bulmam lazım. Ani dönme merkezi 1.5 nerede? Ani dönme merkezi 1.5'i bulmak için de bu mekanizmanın ani dönme merkezi analizini gerçekleştirmem lazım. Bu 6 uzuvlu bir mekanizma olduğuna göre ani dönme merkezi sayısı 15. Bilinenleri koyarak başlayalım. Ani dönme merkezi 1-2 burada. Ani dönme merkezi 2-3 burada. Ani dönme merkezi 3-4 burada. Ani dönme merkezi 1-4 burada. Ani dönme merkezi 4-5 burada. Ani dönme merkezi 5-6 burada. Ani dönme merkezi 1-6 şu yönde. Artı eksi sonsuzda. Çünkü bunun eğrilik yarıçapı artı eksi sonsuzda demek. Bunları biliyorum ve 1.5'i kolayca bulabilirim burada gördüğünüz gibi. 1.5'i bulmak için şu ani dönme merkezleri aynı doğru üzerinde olacak. 1.6, 6.5, 1.5 ve şu ani dönme merkezleri aynı doğru üzerinde olacak. 1.5, 4.5 ve 1.5. O halde şunun için doğruyu çizecek olursak 1.5, 5.6 ve 1.6'nın üzerinde, şu doğru üzerinde. Yine bunun için doğruyu çizecek olursak 1.4, 4.5 ve 1.5 bunun üzerinde. İkisinin kesiştiği yer şu nokta. Bu nokta ani dönme merkezi 1.5. Bu ne demekti? Bakın 1 numaralı uzuvun etrafında 5 numaralı uzuv bu verilen konum için sanki dönüyormuşçasına oluyor idi. Aynı 1.4 ve 1.2'de olduğu gibi. Şuranın hızını bulabiliriz. Eğer 5 numaralı uzvun açısal hızını bu şekilde kabul edecek olursak ve bu nokta ile bu nokta arasındaki vektöre RG vektörü diyecek olursak, RG vektörünün yapmış olduğu yatayla yapmış olduğu açıya beta açısı diyecek olursak, RG vektörü G noktasıyla I1-5 arasındaki mesafe çarpı şu açının kosinüsü i yönünde ve bu açının sinüsü de j yönünde olacak demek. Eğer sanal açısal hızı bu yönde kabul etmişsek bunu da vektör olarak yazabiliriz. O zaman
şiddeti bu olsun. Yön olarak da gördüğünüz gibi saatin dönme yönünün ters istikametinde. Dolayısıyla pozitif olacak demektir. Bu ikisinin vektörel çarpımı bana şuranın sanal çizgisel hızını verecek. O halde açısını ve şu mesafesini bulmam lazım. Açısını iletkimizi koyup şunu ölçüyoruz. Burası 258 derece çıkıyor yaklaşık olarak. Boyunu ölçecek olursak da, yani şu mesafeyi de ölçecek olursak, o mesafede buradan da gördüğünüz gibi 69 milimetre çıkıyor. Bunları yerine yerleştirecek olursak ve bu denklemde de yerine yerleştirecek olursak denklemimiz şu hale dönüşüyor. Buradaki çarpım vektörel çarpım. K çarpı i bize neyi verecek? J'yi verecek. K vektörel çarpım j ise eksi i'yi verecek. Bu çarpımları gerçekleştirir ve matematiksel çarpmaları da yaparsanız denklemimiz şu hale dönüşüyor. Artık biz şu noktanın çizgisel, sanal çizgisel hızını biliyoruz. Bu noktanın sanal çizgisel hızını biliyoruz. O zaman RG'yi de biliyoruz. Zaten diğerlerini yazmıştık. Bunların hepsini denklemimizde yerine yerleştiriyoruz. Denklemimizde yerine yerleştirdiğimizde ortaya çıkan denklemimiz şu. Tabii J ile I'nin çarpımı 0, J ile J'nin çarpımı 1, K ile K'nın çarpımı 1 ve çıkan denklemimiz bu olacak. Bu denkleme baktığımız zaman teta 1,5 ile teta 1,2'nin oranı lazım. Bu oranı nasıl bulacağız? Tabii ki 2,5'i kullanacağız. 2,5'i bulmak için burada yani şunu bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu bulabilmek için üçgenler kullanacağız. Bu aşamada bunu yapamıyoruz ama 2,4'ü bulursak o zaman 2,5'i bulabiliriz. Önce 2,4'ü bulmamız gerekiyormuş. 2,4'ü bulalım o zaman. 2,4'ü bulmak için 2,3 ve 3,4'ü kullanacağız. 2,3 ve 3,4'ün üzerinde 2,4 var. Aynı şekilde 1,2 ve 1,4'ün üzerinde 1,2 ve 1,4'ün üzerinde 2,4 var. Şuralarda bir yerde demek ki. Bunları çizecek olursak şu nokta. Ani dönme merkezi 2,4. Artık biz ani dönme merkezi 2,4'ü bildiğimize göre 2,5'i bulabiliriz. Ani dönme merkezi 2,5'i bulmak için 1,2 ve 1,5'i kullanıyoruz. 1,5 burada, 1,2 burada. Şu doğrunun üzerinde demek ki ani dönme merkezi 2,5 var. Diğer taraftan 2,4, 4,5. 4,5 burada. 2,4 az önce bulduk şu nokta. Bu ikisini birleştirdiğimizde bir doğru daha var. Bu doğrunun üzerinde de 2,5 var. Bu ikisinin kesiştiği yer şu nokta ani dönme merkezi 2,5'i gösteriyor. Bu ani dönme merkezi 2,5'in hızını bulursak 2 numaralı uzuvla 5 numaralı uzuvun ilişkisini kurabiliriz demektir. Bu noktanın çizgisel sanal hızını yazacak olursak ki bu nokta hem 2 numaralı uzun hem de 5 numaralı uzun üzerindeydi. 2 numaralı uzvun üzerinde olduğunu kabul edecek olursak şu mesafe çarpı 2 numaralı uzun açısal sanal hızı. Buradan biz ani dönme merkezi 2,5'in sanal çizgisel hızını buluyoruz. Aynı şekilde bu nokta 5 numaralı uzvun üzerinde bir nokta. Bunun için bir hız denklemi yazacak olursak o da şu mesafe yani I1,5 2,5 arasındaki mesafe ve 5 numaralı uzvun sanal açısal hızı. Bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre ikisi arasında bir ilişki kurabiliriz demektir. Bunu düzenleyecek olursak şöyle bir denklem elde ediyoruz. Tabii burada şu mesafeyi ölçmemiz lazım. Şu mesafeyi kabaca ölçecek olursanız 13,5 milimetre çıkıyor. Yine şu mesafeyi ölçecek olursanız orası da 104,5 milimetre. Yaklaşık böyle bir değer çıkıyor ve teta 1,5 ile 1,2 arasındaki ilişkiyi bulabiliyoruz. O da 0,13 çıkıyor. Bu ifadeyi denklemimizde yerine yerleştirecek olursak sonuç eksi bir değer çıkacak. Eksi 0,18 Newton metre çıkıyor. Eksi olması ne demek? Seçmiş olduğumuz yönün tersi yönde olması gerektiğidir. Yani 0,18 Newton metre saatin dönüş yönünün tersi istikametinde olması gerektiği ortaya çıkıyor.
Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tür videoların sürekliliği için kanala abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.